Eminönü'nde divan başkanlığındaydım. Kadıköy'de seçimimiz vardı. Dün akşam gelen merkezimize bilgilendirmesiyle bir görev talep edildi. Sonuçta bu tek geçilen görevlerim bugün aramızda olmaktan çok mutluyum. Tabi bu bölgenin hem de çocuğu olarak hem de 4 yıldır Kadıköy'de genel başkanlığı sürecinde bölge sorumlusu olmaktan kaynaklı zaten aslında hepimizi tanıyorum. O yüzden bu bir çalışma kurumunun hayır uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah demokratik bir şekilde gerçekten hem partimize hem bizlere gelecekteki bir yön haritası çizmekle ilgili için güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Yeni seçilen Kadıköy ilçe başkanlarım var aramızda. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Yeni seçilen yerel yönetimlerle birlikte bir başarıyla Türkiye'deki belediye başkanlarım var. Gerçekten hepsine diyorum, başarılar diliyorum. Aramızda ilçe yönetimleri, milletvekillerim, belediye başkan adaylarım, ilçe yönetimlerim, yeşil kolların değerli temsilcilerim, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sayın İmam, değerli yol arkadaşlarım, partimizi Türkiye'nin 1. siyasal partisi yaptığımız 31 Mart 2024 yerel seçimlerini geride bıraktık. Yeni Nisan itibariyle ülkemizde yeni bir dönem başladı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu yeni dönemde 409 belediye, en son seçimde 411 oldu, bunu ben düzelteyim. Yani toplam Türkiye nüfusunun 3'te 2'si ekonomik faaliyetin 4'te 3'ün gerçekleştirdiği şehirleri yönetecek. Bu vesileyle 31 Mart gecesi gerçekleştirdiğim ilk konuşmamda ifade ettiğim gibi bu büyük başarının ortaya çıkması için gece gündüz çalışan, yorulmadan emek sarf eden, birçok zorluğa yüz gelen tüm örgütlüğümüze, örgüt emekçilerimize teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin emekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerini Türkiye İttifakı kazandı. Tüm Türkiye kazandı. Kaybedeni olmayan bir seçim yaşadık. Bu bilincimizle seçim sonuçlarını alçak gönüllü bir sevinç ve tebasuyla karşıladı. Halkımızın coşkusunu ve heyecanını son derece ölçülü, üstlendiğimiz sorumluluğa yakışır bir sağduyuyla paylaştık. Sorumluluğumuz büyük. Elde ettiğimiz başarıyla gelen seçimlere giden yolda elbette daha güçlüyüz. Türkiye İttifakı'nı daha da geliştireceğiz. Bugün yerelde kurduğumuz iktidarı yeni seçimlerde daha da büyüteceğiz. Ülkemizin geleceğini hep birlikte kuracağız. Ülkemize merkezi iktidar tarafından dayatılan ağır ekonomik ve sosyal koşullara karşı halkımızın çıkarlarını savunmaya, ellerimizdeki imkanlar doğrultusunda halkımız için güvenli limanlar yaratmaya, halkımızın haklı taleplerinin sözcülüğünü yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın bize yüklediği sorunlar ve beklentilere uygun biçimde belediyelerimizin imkanlarını ve kapasitelerini gözetleyecek bir sorumluluk anlayışıyla örgütümüz ve yerel yönetimlerimiz arasındaki ilişkiyi yapılandıracağız. Biz gücümüzü halktan aldık. Şimdi halkımıza güç verme zamanıdır. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerde partimizi iktidar yapmak, demokrasiyi yeniden kurmak, sosyal adaleti inşa etmek